sever seni, kim ağlar benim gibi, kim sever hadi söyle. Canımı veririm ben senin uğruna, yar ben sana yeminle. Aynalı Tahir'im, bükülmez bileğim, doğruluk peşinde. Aynalı Tahir derler bana, mertliğin peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdim. Aynalı Tahir derler bana, mertliğin delisiyim. Neyin var senin? Boş ver ya. Söylesene oğlum. Tilkiyle kapıştık. Tilkiyle mi? Neden? Zümrüt yüzünden. Ben Zümrüt'le konuşurken geldi. Dersini verdin mi? İki adam tutmuş kendine. Anlaşılan biz yokken bayağı palazlanmış. Öyle. Mahallede de astığı astık, kestiği kestik. Krallık kurdu burada. Nasıl yani? Ne yapıyor ki? Herkese araca bağladı. Esnafından emeklisine kadar. Neredeyse mahalleye adım atandan para alacak. Meydanı boş buldu tabii. Kimse sesini çıkarmıyor mu lan bu herife? Siz niye sesinizi çıkartmıyorsunuz? Niye meydanı ona bırakıyorsunuz? Herkesin gözünü öyle bir korkuttu ki. Vay tilki. Benim mahallemde haraç ha. Tahir abi, sana mektup var. Kim gönderdi bunu? Söylemem. Allah Allah. Kimden acaba? Aç da gör. Kimden olacak? Zümrüt yengemizdendir. Tahir, bu yaptığın doğru mu bilmiyorum ama artık duygularımı itiraf etmeye karar verdim. Seni seviyorum. Feride. Ne diyor Zümrüt yengemiz? Niye yazıyor oğlum, söylesene. Yok, yok bir şey. Bilal ver şunu. Bakalım Zümrüt yengemiz ne inciler döktürmüş. Ya. Kardeşim benim. Aferin sana. Bilal, ben bilmiyordum. Dostum, hapishane bozmuş seni. Dur Bilal. Benim tanıdığım Tahir böyle değildi. Bilal oğlum. Bırak Osman amca. Bilal, benim hiçbir şeyden haberim yok. İnan bana, dur da açıklayayım. Mert Aynalı, açıklamanı kendine sakla. Otur şöyle. Neler oldu anlat bakalım. Benden nefret ediyor artık Feride. Bir şeyler söylesene Feride. Ben şimdi ne yapacağım? Ne söylememi istiyorsun? Ne bileyim, bana bir akıl ver. Zümrüt, önce sen bir karar ver, ondan sonra konuşalım. Ne kararı? Bak Zümrüt, sen kimi seviyorsun? Tahir'i mi yoksa Ekrem'i mi? Önce onun kararını ver. Tabii ki Tahir'i. O zaman niçin Ekrem'le nişanlandın? Olanları sen de biliyorsun Feride. Ekrem babama faiz karşılığı borç verdi. Senetlerinin günü gelince de babamı sıkıştırmaya başladı. Ben ailem için, babamı kurtarmak için nişanlandım Feride. Yoksa babam iflas edecekti. Annem de, babam da üzüntüden kahrolacaklardı. Ben onları düşündüm. Peki Tahir'i hiç düşündün mü? Onun duygularını, onu neler hissedeceğini, gururunun nasıl kırılacağını. Tahir'e haksızlık ediyorsun Zümrüt. Ama ben onu seviyorum. Kendini kandırmaya çalışma. Senin kimseyi sevdiğin falan yok. Tahir gelene kadar ondan hiç söz etmiyordun. Ekrem'le gününü gün ediyordun. Pahalı takılar, güzel giysiler. Tahir gelince de onu ne kadar çok sevdiğini anladın. Sen duygularından emin değilsin. Sen neler söylüyorsun Feride? Bana destek olacağını, bir akıl vereceğini sanmıştım. Akıl mı istiyorsun? Peki dinle o zaman. Tahir'le oynamaktan vazgeç. Ve hayalini kurduğun o pahalı hayat içinde Ekrem'i elinden kaçırmamaya çalış.
Feride neler oluyor sana? Ben gerçekleri söylüyorum Zümrüt. Sen aşka önem veren kızlardan değilsin. Senin istediklerin Ekrem'di. Tahir'i daha fazla üzme. Nasıl böyle düşünürsün? Ben onu seviyorum. Neden bana kimse inanmıyor? Bırakın. Abi bırakın beni. Oo, hoş geldiniz Ali Bey. Bırakın. Düğünü yaptın mı bari? Yaptım abi, sayende. Sayemde yaptın da. İyilikleri çabuk unutuyor insanoğlu. Öyle değil mi Tekin? Doğru abi. Nankör olur bunlar. Yok abi, ben nankör değilim. Düğün yapacağım dedin, destek olduk. İşlerim kötü dedin, koltuk çıktı. Ama sen ne yaptın? Abi ödedim ya sana borcumu. Ana parayı ödedin. Bizde yalan yok. Ama faizlerinin ödemesi. Senetlerin günü geçeli 2 gün oldu. Öyle değil mi Ali kardeşim? İyi de abi, aldığın paranın 2 katı faiz koymuşsun. Ben nasıl öderim bunu? Ulan parayı alırken ödeyemem demiyordun lan. Abicim ben onu ödemeye razıyım. Ama sen gün geçtikçe üzerine faiz ekliyorsun. Sen ne diyorsun lan? Parayı alalı 6 ayı geçti. Sana bağışlamamı mı bekliyorsun? Yok abi. Ödeyeceksin lan borcunu. Abi bırak ya, sen niye uğraşıyorsun ya? Hadi öde bakalım. Abi ben. Bana biraz zaman ver abi. Söz ödeyeceğim. Bugün. Abi. Bugün dedim. Artık sana vade falan yok. Abi yapma. Kulun kölen olayım. Ben bulamam bu kadar parayı. Tamam canım. Sen dert etme. Arkadaşlar sana iş yerine kadar refakat etsinler. Belki dükkanda borcunu ödeyecek bir şeyler vardır. Götürün. Abi. Abi yalvarırım yapma bunu bana. Yetiştirecek bir sürü işim var. Ekmek paramla oynama. Öf be. Abi. Amma tanta ne yaptın abi, sen de. Yapma. Götür abi. Şunu gözümün önünden. Vay be. İyi rüzgar estirdin. Sağ ol abi. Git söyle şu arkadaki arabaları çıkarsınlar. Akşama yeni 2 araba gelecek. Okey abi. Nereye lan? Şey pardon. Şunun yağına ve suyuna bakabilir misiniz? Tabii. Lastikleri de bir kontrol edin. Tabii efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir arzunuz mu vardı? Arkadaş ilgileniyor Mersin. Vay vay. Bizim mücür ince işler peşinde. Sizi buralarda ilk kez görüyorum. Yeni taşındık. Yani artık komşu sayılırız ha? Benim adım Tekin. Ben de Sedef, memnun oldum. Ben de Ekrem. Merhaba. Merhaba. Aa sen Tilki Ekrem misin? Evet, o benim. Senin ismini çok duydum. Buralarda şanımız vardır. Bizi herkes tanır. Ben seni Tahir'den dolayı tanıyorum. Tahir'den dolayı mı? Ne alakası var? Sen şu Tahir'in mahalle ortasında vurduğu... Anlaşılan tarihçimiz hakkında bir malumatım var. Hemen hemen herkesle tanıştım. Çok güzel. Arabanız hazır. Mersin. Borcum ne kadar? Rica ederim Sedef Hanım. Ama... Aması falan yok. Bu defalık bizden. Mersin. Sık sık bekleriz. Şeref duyduk. Şu yavruyu yakın takibe alalım. Olanlara inanamıyorum bir türlü. Tahir'in, dost dediğimiz adamın yaptığı şeye bak. Şimdi çok sinirlisin Bilal. Yatışınca eminim daha mantıklı düşüneceksin. Neyi mantıklı düşüneceğim oğlum? Dün olanları anlattım işte. Resmen Feride'den aşk mektubu geldi. İyi de Bilal, bunda Tahir'in suçu ne? Benim Feride'yi sevdiğimi biliyordu. Tamam biliyordu ama mektubu Tahir göndermedi ki. Öyle değil mi? Bilmiyorum Rıza. Bilmiyorum. Hadi Bilal, sen Feride'nin Tahir'e olan ilgisini kaldıramıyorsun. Tahir'i suçlama, yanlış düşünüyorsun. Bunca yıllık dostluğu bir kalemde silip atamazsın. Ben gideceğim Rıza. Gideceğim buralardan. Dün gece ablamla da konuştum. Almanya'ya gidip orada kendime yeni bir hayat kuracağım. Gidecek misin? Saçmalama Allah aşkına. Saçmaladığım falan yok. Yolculuk hazırlıklarına başladım bile. Dostluklar da, aşklar da hepsi fasafiz.
Herkes beni terk ediyor baba. Sen, Zümrüt, Bilal. O kadar yalnızım ki tutunacak tek bir dalım kalmadı. Senin namusunu temizledim baba. Aile şerefimizi kurtardım. Sen rahat uyu. Keşke, keşke senin yerine ben ölseydim. Hep ne derdin? Namusun, şerefin için yaşayacaksın. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Ben de öyle yapıyorum baba. Sen ne dediysen aynısını yapıyorum. Ama gel gör ki şu kalleş dünyada belalar, talihsizlikler bir türlü peşimizi bırakmıyor. Arkanı döndüğün anda seni sırtından vuruyorlar. Her şeye rağmen, tüm kahpeliklere rağmen vazgeçmeyeceğim baba. Bekçi Hüseyin'in oğlu vazgeçti. Olanları görmezlikten geliyor dedirtmeyeceğim. Canım acıyor baba. Yüreğim sızlıyor. Kim o? Alo, kim var orada? Yavaş be, benim. Aa, sen misin? Ayol ne var bu saatte? Ulan yavaş dedim, mahalleyi başımıza toplayacaksın. Açsana şu kapıyı. Peki peki, bekle. Hangi dağda kurt öldü de bizim ayı buraya geliyor? Ne var bu saatte? Özledim kız seni. Özledim de geldim. Yeni mi aklına geldi lan? Olur mu buldurucunum? Bir an aklından çıkmıyorsun ki. Hemen yavşama ayol. Ciddi konuşuyoruz değil mi burada? Ben de ciddiyim. Küs müyüz kız? Şşt. Al kız. Bunu sana aldım. Alo! Duymuyor musun beni? Duymuyorum şekerim. Hatlar kesildi de. Bak. Sana ne aldım? Neymiş o? Bu. Benim. Bıldırcınım için. Öyle kolay kurtulamazsın. Hadi ama fazla uzatıyorsun. Uzatıyormuşum. Lan ayı, hiç arayıp sorduğun yok. Palazlanınca herkese sattın. Vaktim yoktu güzelim. İşlerim yoğundu. Yoksa bir an aklımdan çıkmıyorsun. Eminim öyledir. Büyük iş adamısın ya. Bana bak bıldırcın. Tepemin tasını attırıyorsun. Şimdi çeker giderim ha. Gidersen gitme. Bak gidiyorum ha. Bir daha da gelmem ona göre. Peki kızım. Benim gibi bir erkeği ellerinden kaçırıyorsun. Öyle. Bir daha nereden bulurum senin gibisini? Aa, gitti vallahi ayı. Göz lan ödümü kopardı. Kız ben seni bırakıp da gider miyim? Bırak lan bırak beni. Tahir. Zümrüt. Zümrüt.
Tahir ben... Tahir niçin konuşmuyorsun? Ne söylememi istiyorsun? Beni dinlemedin Tahir. Olanları açıklamama izin vermedin. Neyi açıklayacaksın? Olan olmuş. Her şeyi bu kadar kolay mı siliyorsun Tahir? Beni sevmiyor musun artık? Zümrüt, benim bir şey sildiğim yok. Sen bana aşkıma ihanet ettin. Her şeyi bir kalemde silip atan sensin. Mecbur kaldım Tahir. İnan bana mecbur kaldım. Değişen ne olacak Zümrüt? Değişen ne olacak söylesene. Sen Ekrem'le nişanlısın. Yine aynı şeyler olacak. Benim başıma bir şey geldiği anda yine Ekrem'e mi döneceksin? Hayır Tahir. Ben sana dönmeye hazırım. Bana döner misin? Evet Tahir. Her şeyi göze alırım. Herkesi karşıma alırım. Sana dönerim. Sana inanmıyorum Zümrüt. Neden Tahir? Neden inanmıyorsun? Ben seni seviyorum. Sana bir şey olmasın. Sana bir şey olmasın. Buna dayanamam. Allah Allah. Bugün niye çıkmıyor cama? Merhaba. Merhaba. Ben de seni camda göremeyince... Ne oldu göremeyince? Hastasın zannettim. Üzülür müsün bana bir şey olursa? Üzülmez miyim? Hem de nasıl üzülürüm. Sen beni seviyor musun? Hem de nasıl. Nasıl? Çok. Dünyalardan, canımdan bile çok. Benim uğrumda ölürsün bile öyle değil mi? Ölürüm. Vallahi de billahi de ölürüm. Ölürüm. Beni alır mısın Hümet? Cevap versene lan. Hadi hayırlı işler sana. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Osman amca? Nasıl olsun? Neyin var Osman amca? Bir şey mi oldu? Bıktık artık oğlum. Bu tilkinin almadığı bir canımız kaldı. Ne diyorsun sen Osman amca? Tilki haraç mı alıyor senden? Haraç ya. Önceden 3-5 kuruş veriyorduk. Şimdi iyice azıttım. Elimizde avucumuzda ne varsa alıyor. Para kazanmayı geçtim. Batacağım yakında. Kapatıp gideceğim burasını. Ulan tilki, ulan tilki. Bana tövbemi bozduracaksın sonunda. Hepimizi soyması bir yana, bir de etmediği eziyeti bırakmıyor. Sen merak etme Osman amca. Bu yokken iyice azıtmış. Onun defterini dürme zamanı geldi artık. Bu defa olmaz. Bir sürü adam tuttu kendine. Belli de taktı silahı. Eşkıya kesildi başımıza. Korkudan kimse sesini çıkaramıyor. Sen merak etme Osman amca. Kimseye bir şey olmayacak. Merhaba. Otursana. Ben şu borçları toplayayım. Okuldan mı? Okuldan. Öğleden sonra dersim yoktu. Laflarız diye düşündüm. Oğlum zaten laflamaktan başka yaptığımız bir numara yok ki. Aslında ben seninle Bilal meselesini konuşacaktım. İkinize de yakışmıyor Tahir. Ne kadar sürdüreceksiniz bu dargınlığı? Bilal olayları kendi görmek istediği gibi anlıyor. Benim hiçbir suçum yok. Boş ver şimdi suçluyu suçsuzu. Biz beraber büyüdük Tahir. Çocukluğumuz beraber geçti. Çocukken de ayrılmazdık içimiz. Mahalleyi alt üst ederdik. Doğru ya. Hatırlıyor musun? Halil amcanın bahçesinden elik çalarken yakalanmıştık. Biz kaçmıştık. Bilal ağaçta kalmıştı. Halil amcadan kaçmak için de evin çatısından atlamıştı. Sonra da çatıyla beraber güm diye evin içine. Biz nasıl yırtmıştık ama? Bilal gidiyor Tahir. Gidiyor mu? Ne demek bu? Nereye gidiyor? Almanya'ya. Ablasıyla konuşmuş. Gidiyor ha. Sonunda istediği oluyor işte.
Yıllardır gideceğim diyerek hayaller kurardı. Böyle ayrılmayın Tahir. Gider ayak. Demek Bilal gidiyor. Arabaları söktünüz mü? Tamamdır abi. Aferin. Aman abi yapma şunu ya. Aman abi ya, bıktım senin şu şakalarından ya. Hadi yürü lan. Hadi. Kız oldu mu bu böyle? Oldu tabii, nesi var? Fıstık gibi oldun. Ay ne bileyim, görünüyor gibi. Üf ne ipek. Abi bu ipek değil mi ya? Ay hiç rahat değilim şu hale bak. Ne olacak? Sen nasıl yanındaki bıldırıcına bak. Ne habersiniz Sevda Hanım? İyilik sağlık şekerim. Vay be. Ne güzel kızmış bu ipek. Şu bacaklara bak. Ne oldu sana? Tekin gelsene lan. Geldim abi. Hadi be oğlum. Sen git. Ben biraz yengenle görüşeceğim. Hı hı. Merhaba güzelim. İn aşağı. Tamam. Nasılsın bakalım? İyiyim. Dolaşalım mı biraz? Olmaz, işim var. Ne işin varmış bakalım? İşim var dedim işte. Gelemem. Bak alışveriş de yaparız. Ekrem ısrar etme. Gelemem şimdi. Hop dedik. Ne oluyor böyle selamsız sabahsız? Bir durum varsa söyle de bilelim. Yok bir şey. Sana gelemem dedim. Anlasana. Bana bak kızım. Son zamanlardaki hal ve tavırlarını pek beğenmiyorum. Bıraksana be. Aynalı geldiğinden beri gene bir acayip davranıyorsun. Aynı hatayı yaparsan, yine bir yanlış yaparsan yaşatmam seni. Duydun mu? Seni de onu da gebertirim. Bunu o küçük kafana sok, tamam mı? Yavaş lan, ezeceksin beni. Pardon abi, görmedim. Bir daha olmasın. Abi, o çok güzel kasettir. İşleri iyi galiba. Çok iyi sayılmaz. Hadi lan, seni bekliyorum. Neden abi? Anlamadım. Neyi bekliyorsun? Her defasında salak ayaklarına yatmaktan yorulmadın mı sen? Bak kardeş, sinir katsayım yükselmeye başladı. Uçlan lan asıl atı. Ulan senin üstünden bir gün doğru dürüst para çıktığını görmedim ha. Abi ne yapalım? Şu arabayla ancak bu kadar kazanabiliyorum. Zaten onu da sana veriyorum. Hadi yürü lan. Yürü canımı sıkma benim. Ne haber Tilki? Geldiğimden beri sohbet edemedik seninle. İyidir. Döndüğümden beri duyduklarım hiç hoşuma gitmedi. Bana bak aynalı. Hiç birbirimize bulaşmayalım. Ben yoluma, sen yoluna. Kimsenin başı belaya girmesin. Canı yanmasın. Tüm mahalleyi araca kesiyormuşsun, doğru mu? Biraz önce İmmet'ten de para aldım. Alıyorum, almıyorum. Sana ne bundan? Sana batan tarafı ne? Alan razı, veren razı. İşlerime burnunu sokma aynalı. Bu defa kötü olur. Lafını bir de konuş lan deve. Sen kimi tehdit ediyorsun? Bırak aynalı.
Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Ben görmeyeli sen façayı bayağı düzeltmişsin. Bu mahallede kimsenin kılına zarar gelmeyecek. Duydu mu beni? Kimseden haraç aldığını, kimseye eziyet ettiğini görmeyeceğim. Bırak beni. Sana ne oluyor ki lan? Burası benim mahallem. Bu insanların hepsi benim hayatımdan bile değerli. Bu mahallede kimsenin at koşturmasına izin vermem. Tamam mı? Tamam mı dedim lan? Söz ver. Hoş. Senin sözüne de ne kadar güven olursa. Tamam mı? Bundan sonra kimse de haraç aldığını duymayacağım tilki. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Ulan sen ne zamandır adam oldun ha? Seni öldürürüm tilki. Birincisinde yırttın. İkincisinde inan gebertirim seni. Defol lan. Etrafındaki itlere de güvenme. Ayağını denk al. Yürü. Ulan. Ulan deme. Nerelerdesin sen? Biriyle takıştım da. Dudağın kötü gözüküyor. Boş ver ya. Yolculuk ne zaman? Ne yolculuğu oğlum? Buraları, seni, özellikle de tilkiyi bırakıp gidebilir miyim hiç? Dostum ya. Sen aynalıyı bırakır mısın? Sanırım sen haklıydın. Ben saçmaladım. Merhaba. Konuşsana artık şu kızla. Oğlum kızın gözü senden başkasını görmüyor ki. Ne alakası var? Kız senin duygularını bilmiyor ki. Ekrem, buralarda ayakkabı tamircisi. Aa, ne oldu? Yok, yok bir şey. Aa, çok kötü görünüyor. Hemen bir doktora gidelim. Yok canım, doktorluk bir durum yok. Dur şu yüzünü silelim. Ne oldu Allah aşkına? Ne kadar iyisiniz Sedef Hanım. Ne oldu söylesene. Çok iyisin Sedefciğim. Küçük bir kaza. Sen bence bir doktora git. Sen varsın ya, doktora ne gerek var? Tamam Tilki, görüşürüz. Sedef, görüşelim ama lafta kalmasın. Neyin var senin? Yüzünden düşen bin parça. Öf ya, bıktım bu parasızlıktan. Okularcımı yatıramadım daha. Öyle gidersek kaydımı silecekler. Hepimiz de aynı dert. Yarın bir iş için bir yerle görüşmeye gideceğim. Olursa avans isterim hemen. O zaman öderiz harcını. Hiç olmadı. Ne bileyim, bakarız bir çaresine. Yok oğlum ya, olacak gibi değil. Bu hafta içinde ödemem lazım. Bir yerlerden borç falan bulsak? Kimden bulacağız oğlum? Kimde para var ki? Ulan ne biçim kaderimiz varmış be. Elde yok, avuçta yok. Sen merak etme, ayarlarız bir şeyler. Osman amcaya falan soralım. Belki o bize borç verir. Tabii ya, onda vardır. Ben de işe girince öderim borcumuzu. Yarın konuşuruz Osman amcayla. Aa, ne oldu? Zümrüt'le konuştun mu? Konuştum. Beni hala çok sevdiğini söyledi. Ya sen? Sen de onu seviyor musun hala? Seviyorum. Hem de canımdan çok. Ben Zümrüt'ü içimden söküp atamıyorum Bilal. Onu düşünmeden tek bir an geçmiyor. Zümrüt'ten vazgeçmeyeceğim. İyi de o Ekrem'le nişanlı Tahir. Onu seçti. Seni beklemedi. Niye bunu anlamak istemiyorsun? Ondan vazgeçmeyeceğim. Duydunuz mu beni? Onu Ekrem'e yar etmeyeceğim. Zümrüt olmadan hayatımın ne anlamı kalır? Onu tamamen kaybedersem yaşayamam ben. İyi de abi ne yapacaksın? Kaçıracak mısın onu? Bana Ekrem'i bırakıp dönerim sana dedi. Zorla nişanladılar. Engel olamadım dedi. Ona bir şey olmasın diye sesimi çıkarmıyorum ama Zümrüt er ya da geç bana dönecek. Benim olacak. Zümrüt'ü kurtaracağım tilki pisliğinden. Peki Tahir. Sen bilirsin ama... Aması falan yok. Siz benim yüreğimin nasıl yandığını... Canımın nasıl acıdığını bilmiyorsunuz. Beni anlayamazsınız. Peki abi, bildiğin gibi yap. Geç oğlum, gidelim.
Kurtaracağım seni Zümrüt. Yeter ki sana bir şey olmasın. Çok iyi bir plan yapmalıyız oğlum, çok iyi. Bence de öldürtelim. Kafasını gözünü kırdıralım. Seni çok kötü benzetmiş. Neye benzetmiş lan? Kese kağıdı. Bir şey değil abi. Ben senin için üzüldüğümden. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Biraz önceki teklifim hala geçerli. Bence de öldürtelim. Bence o kadar kolay olmamalı. Daha önce bir yerde çalıştın mı? Hayır, çalışmadım. Şoförlük yapabilir misin? Ehliyetin var mı? Var, yaparım. Kaç yaşındasın sen? 25. 25 yaşındayım. Eğer işe alınırsan benim özel şoförüm olacaksın. Ben ne dersem o yapılacak. Sabahları gelip beni evden alacaksın. Buraya getireceksin. Bir yere gitmek istediğimde her zaman hazır olacaksın. Karım ve kızım da seni istedikleri zaman çağırabilirler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sen 25 yaşına kadar bir şey yapmadın mı? Niçin çalışmadın bir yerde? Ben hapisten yeni çıktım. Hapiste miydin? Bu yaşta niçin girdin hapse? Hırsızlık falan mı? Hayır. Ben adam yaralamaktan. Demek eşkıyasın. Ben haydut değil, şoför arıyorum. Aileniz hiç ilgilenmiyor mu sizinle? Allah bilir, anan da baban da kendi havasındadır. Baban neci? O da dolandırıcı mı? Bana bak lan, doğru konuş. Ölmüş babam hakkında kimseyi konuşturmam. Hey, ne oluyor? Benim babam onuru, gururu için öldü. Ama senin gibi bunu anlayamaz. Kim olursan ol, tanımam. Harcarım seni. Tamam aslanım, sinirlenme. Al işini de başına çal. Senin vereceğin 3 kuruşun, senin gibi bir herifin yanında ben zaten çalışmam. Geliyor yine benim Marlon Brando'm. Alo, ne habersin? İyiyim işte. Nasıl oluyor? İşler nasıl bakalım? Para kazanabiliyor musun? Kazanıyorum. Az buçuk. Ay, senin işin de zor ayol. Her gün şunu ite ite çarşı pazar dolaşıyorsun. Yorulmuyor musun böyle geze geze? Alıştım artık. Kaç senedir böyle koşturup duruyorum. Romeo ve Juliet yine aşna fişne de ha? Nasılsınız Sevda Hanım? Bakıyorum yine konser başlamış. Başladı şekerim. Ne yapıyoruz işte Himmet'le? Senin işin gücün yok mu lan? Her dakika buradasın. Alo, sana soruyorum. İşin gücün yok mu senin? Var. O zaman yürü. Dur ya. Şu kaseti alacağım. Ama... Hadi abi. Hadi abi. Ne istiyorsun şu zavallıda? Gene sabah sabah dalaşacak yer arıyorsun mahallede. Pardon Sevda Hanım. Aşk muhabbetinizi böldüm galiba. Böldün canım. Keyfimi de kaçırıyorsun ayrıca. Bıldırıcının canını sıktık. Gelecek değil mi? Konuştun. Konuştum abi. Hı. Mutlaka gelecek. Çok önemli şeyler var dedim. Ekrem abim seninle görüşmek istiyor dedim. Hı. Bak lan, seninki geliyor. Bu da Sevda ile geze geze iyice açılıp saçıldı ha. Merhaba. Merhaba. Gidip konuşsana oğlum, ağzının suyunu akıtacağına. Konuşayım mı hakikaten abi? Tabii oğlum, çakı gibi delikanlı adamsın. Neden korkuyorsun? Geç kalma ha. Tamam abi. İpek Hanım, bir saniye bakar mısınız? Efendim? Nasılsınız? İyidir, nasıl olalım? Şöyle yürüyelim isterseniz biraz. Yürüyelim bakalım. Son zamanlardaki güzelliğiniz gözlerimi aldı. Teşekkür ederim de ben her zaman güzeldim. İsterseniz şuradaki pastanede oturalım biraz. Oturup sohbet ederiz ha.
Bilmem ki. Beni evden merak ederler. Ya ne olacak kızım ya? Biraz laflayacağız işte. Ne diye merak etsinler canım? Peki madem. Konuşalım bakalım. Neyin var senin? Yüzünden düşen bin parça. Of ya of. Ne oluyor oğlum, söylesene. İş bulamıyorum. Gittim görüştüm bugün bir yerle. E bu insanlar Bilal. Kimse kimsenin halinden anlamıyor. Adam ölmüş babama bile laf etmekten çekinmedi. Ona bile dil uzattı adi herif. Ya takma bu kadar. Nesini takmayayım? İş yok, güç yok. Ne o, moralini de bozuk sizin. Bozuk ya. Ne oldu oğlum, söylesene. Sorma Osman amca ya. Bir iş bulamadım daha. Ben de seninle onu konuşacaktım. Ben artık çok yaşlandım oğlum. Burasını doğru dürüst çekip çeviremiyorum. Seni de oğlum gibi severim. Burasını sana devredeyim diyorum. Sağ ol Osman amca da. Ben de kahveyi devralacak para ne gezer. Senden para mı isteyen var oğlum? Bilal'le beraber çekip çevirirsiniz burasını. Ben her gün gelirim. Şu köşede oturur dinlenirim. Kazandığınız paranın bir kısmını da bana verirsiniz. Ben bu yaştan sonra parayı ne yapacağım? Karnım doysun yeter. Zaten kimim kimsem yok. Sen ciddi misin Osman amca? Tabii ki ciddiyim oğlum. İkiniz işletin burasını. Siz olursanız kazanç da iyi olur. Ne de olsa o zaman Tilki Ekrem'e haraç da verilmeyecek. Hey be, işe bak. Burasını biz işleteceğiz ha. Yiğit, Tahir'i gördün mü? Tahir nerede? Bilmiyorum ki abla. Ben bugün hep tamirhanedeydim. Şu mektubu Tahir'e verir misin? Olur. Yiğit, vermeyi unutmazsın değil mi? Çok önemli. Unutmam. Sağ ol. Bir şey değil. Allah kahretsin be. Sen ne komik adammışsın ya. Bana bak, bundan sonra dostuz. Ne ihtiyacın olursa, ne sıkıntın olursa bana geleceksin, anladın mı? Al bakalım. Seninle iyi anlaşacağız, öyle görünüyor. Bu dünyada dostluk, dayanışma çok önemli şeylerdir. Öyle değil mi? Sen bize Aynalı'dan haber vereceksin, biz de sana paradan. Abi senin ne işin var burada? Dur lan, kaçma! Canım bre! Canım bre! İşte ufaklık. Şimdi ne yapacaksın? Sizi gördüm. Gördüm sizi. Tahir abiye söyleyeceğim. Her şeyi anlatacağım ona. Neyi anlatacaksın bakalım? Gelmeyin. Gelmeyin üstüme. Yoksa... Ben çok korktum Tekin. Şimdi altıma edeceğim korkudan. Gelmeyin lan üstüme. Gördüklerini unutacaksın. Duydun mu beni? Ağzını açıp kimseye bir şey söylemeyeceksin. Tahir abime tuzak kuruyordunuz değil mi? Gördüklerini kimseye anlatırsan eğer, birine söz edersen deşerim seni. Anladın mı beni? Bence gözlerini oyalım abi. Sonra da dilini keselim. Görmedim anlatamam muhabbete. Ne dersin? Fena fikir değil aslında. Korkmuyorum lan sizden. Hem gördüklerimi de Tahir abime anlatacağım. Sana Tahir abim fazla dayılanmamayı öğretmedi mi? Bırak beni pislik. Bana bak.
Senin dilin fazla uzun. Hop dedik. Kalksana lan ufaklık. Alo. Sana diyorum lan. Kalksana. Orası rahat geldi galiba. Ne oldu lan buna? Abi bölmüş ya. Yürü lan sıvışalım şuradan. Peki. Hadi be oğlum hadi be. Aa, nesi var bunların? Allah Allah. Sana iyi haberlerimiz var. Olanlara inanamayacaksın oğlum. Birincisi senin harç paranı hallettik. İkincisi de... Hadi ya çatlatmayın adamı. Osman amca kahveyi bize devretti. Ne dedin? Oğlum artık bizim de bir işimiz var. Yardım edin. Ne oldu kızım ne oldu? Benim işim yok. Yiğit. Ne oldu kızım Yiğit'e çatlatmasana adamı. Yiğit tamirhanede kanlar içinde yerde yatıyor. Yürü yürü yürü. Koş. Yiğit sakın uyuma. Uyuma güzelim. Ne olur. Yiğit. Çabuk. Çabuk kaldırın. Taksi geldi. Çabuk taksiye taşıyalım. Çabuk. Çabuk. Hadi. Çabuk kaldırın. İndirin beni. Ne oldu koçum? Söyle. İyi misin oğlum? Hadi hemen gidelim. Tahir abi. Söyle koçum. Sana bir şey söyleyeceğim. Yiğit. Yiğit! Konuş be koçum! Susma!